Esma çekil ya, orası benim yerimdi. Samettin, öğretmenin verdiği ödevi yaptın mı? Aa, unuttum ya, ödev falan yapmadım ben. Aa, sen okula Temo mu getirdin? Evet ya, teneffüslerde oynarım diye yanımda getirdim. Seni öğretmen söyleyeceğim. Ay Esma ya, ne kadar da ispiyoncu bir kızsın ya. Sanki bana söyle, kendin yaptın mı bakalım ödevlerini? Aa, ben de unuttum. Ha, ben şimdi hesap makinesinden çözeceğim bütün soruları. Oh. Bak Samettin, bunu da söyleyeceğim öğretmene. Hem hesap makinesiyle soru çözülür mü? Aa, ben de yapmamışım. Yine esin falan alacağım. Ay, bu sorular da ne kadar zor ya, bana yardım eder misin Samettin? Tabii ki de yardım etmem Esma. Kendi başına çöz. Çok zormuş. Aman yardım etmez, sen etme. Ben çözerim bucakları. 17 eksi 5. Tabii ki de cevap 12. Esma ya, kedi senin var ya, kağıdını yiyecek şimdi ha, ona göre. Günaydın. Günaydın çocuklar. Oturun bakalım yerlerinize. Nasılsınız? İyiyiz. Verdiğim ödevleri kimler yaptı bakalım? Öğretmenim, tabii ki ben hepsini de cevapladım ya. Bakayım Hüsamettin. Şimdi kontrol edeceğim. Esma, senin kağıdını da alayım kızım. Ben yapmadım öğretmenim. Yapmadın mı? Unuttum. Öğretmenim ya, bu kız çok şaşkın ya. Süsleneceğim diye hiçbir ödevini falan yapmıyor. Baksana, pembe pembe giyinmiş. Saçlarına bak şunun ya. Hüsamettin, sen arkadaşına karışma bakalım. Esma, neden verdiğim ödevleri yapmadın kızım? Unutmuşum öğretmenim. Ver bakalım, sana da bir eksi puan vereceğiz. Of ya. Hüsamettin, görüyor musun? Nasıl soruları çözmemişim. Şimdi öğretmenden her zamanki gibi eksi puan alacağım. Allah Allah, bebek gibi. Öğretmen Allah sen bunları. Bana ne ya? Ben zaten çalışkan bir öğrenciyim. Kedicik, şu kuyruğunu bir çeker misin evladım? Sen niye geldin sınav kağıdının üstüne durdun ya? Şşt, ne yapıyorsun? Yaramaz ki. Bu kedi kimin bakalım, söyleyin bana. Benim değil. Öğretmenim, tabii ki de Esma'nın kedisi ya. Yalan söylüyor. Sınıfa getirmiş kedisini. Of. Al bakalım Esma şu kedini. Tamam öğretmenim. Kaldır bakalım. Bakalım. Tamam, şimdi Hüsamettin'in sınav kağıdına bakıyoruz. Aferin sana Hüsamettin. Bütün soruları da doğru bilmişsin. Sana hemen yıldız. Esma'nın kağıdına bakalım. Şuna bak ya. Esma, bir tane soruyu cevaplamışsın evladım ya. Şuna bak, sadece bir soruyu doğru yapmış. Diğerleri hep boş. Esma, sana eksi veriyorum ve anneni de artık arayacağım kızım. Ne olur öğretmenim, aramayın. Geç bakalım, otur yerine. İzin vermeden de konuşmak yok. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Şimdi size sorular soracağım. Tamam mı? Kimler bilirse ona artı puan veriyorum. Defteriniz, kitabınızı açın bakalım. Benim kitabım nerede ya? Sorduğum soruya parmağınızı kaldırarak cevap veriyorsunuz. Tamam mı Hüsamettin? Hadi bakalım. Çanakkale Savaşı'nda 215 kilogram mermiyi tek başına kaldıran Türk askeri kimdir? Ama şıkları söylemedim, daha bekleyin. Hasan Onbaşı, Seyit Onbaşı. Kim biliyor bunun sorunun cevabını? Esma. Esma söyle bakalım. Olabilirdi. Hasan Onbaşı mı, Seyit Onbaşı mı? Seyit Onbaşı. Aferin sana, otur, artı puan. Of ya, ben bilecektim, ne güzel. Esma, sen neden parmak kaldırıyorsun ki ya? Ne yapayım, biraz da ben çözeyim. Aranızda konuşmayın bakalım, soru geliyor. İkinci sorunuz geliyor. Hangisi toprak altında büyür? Havuç, kabak. Öğretmenim, ne olursunuz ya, bu soruya da ben cevap vermek istiyorum. Tamam Hüsamettin, söyle bakalım kalkaya. Kabak mı, havuç mu? Tabii ki de havuç öğretmenim. Aferin, otur evladım, sana da artık var. Nasıl oldu Esma, ha? Şiştin mi? Bak, bildim sorunun cevabını. Ay, çok şiştim. Kendi aranızda konuşmayın diyorum size. Sorunuz geliyor. Çöl ortamında en dayanıklı hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Söyleyeyim mi şıkları?
Deve ve ayı. Sizce hangisidir? Öğretmenim, öğretmenim. Ne olursunuz ben cevaplamak istiyorum. Yerinize oturun ya. Dur, kızı ezdin Hüsamettin. Otur bakalım yerine. Esma sen cevap ver bakalım. Devedir öğretmenim. Aferin sana. Bir artı puan da sen kazandın. Oh camalı Esin babası bildim. Ben de biliyorum. Allah Allah. Tabii ki de ben de biliyorum. Tamam, konuşmayın dedim. Yeni sorunuz geliyor çocuklar. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? Öğretmenim, ne olursunuz ya sıra bende. Ay, bu kız beni cimcik diyor öğretmenim ya. Ne olursunuz ben cevaplayayım. Tamam durun, sakin olun ya. Hüsamettin, tamam sen cevapla bakalım. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? Panda mı, lama mı? Öğretmenim tabii ki de Esma'dır. Esma mı? Ne kadar ayıp Hüsamettin. Otur bakalım yerine. Ne diyorsunuz? Ya sen Allah Allah. Tüküren hayvan ben miyim? Tamam tamam Esma, kızma kızım. Ben şimdi ona bir tane ceza vereceğim, tamam mı? Ya öğretmenim ya, sadece şaka yapmıştım. Böyle şaka olmaz Hüsamettin. Geç bakalım tahtanın yanına. Tek ayak üstünde duracaksın. Of ya, bir şaka yapalım dedik. Yine cezayı biz aldık. Kaldır bakalım ayağını. Hiçbir yerden de tutunma. 5'e kadar bekle. Say içinden. 1, 2, 3, 4, 5. Tam geç hadi yerine. Şaşkın Hüsamettin seni. Peki Esma, sen bu sorunun cevabını biliyor musun? Tabii ki de biliyorum. Söyle bakalım, panda mı, lama mı? Lama. Aferin sana, bir artı puan daha. Bugünkü hayat bilgisi dersinde en çok artı puanı kim aldı? Esma ben. Arkadaşınız aldı. Oho, ben kazandım. Esma, ama matematiği hiç çözemiyorsun. Ha? O ne olacak? Matematikte birinci benim. Ay doğru. Otur yerine. Oturdum. Öğretmenim, lütfen bir soru daha sorun. Tamam, hadi bakalım. Hayat bilgisi dersinde güzel sorular soruyorum şimdi öğrencilerime. Son soru olsun bu da. Mıknatısı hangisi çeker? İğne mi, cam kırığı mı? Öğretmenim, ne olursunuz ya? Bunu da ben cevaplayayım. Lütfen. Öğretmenim, ne olur ben biliyorum. Tamam, durun bakalım. Acaba hanginize söz hakkı versem? Ben biliyorum. Esma'ya söz hakkı vereceğim. Otur bakalım Hüsamettin. Aa, bilemedim. Bilemedim. Tamam Hüsamettin. Sen söyle bakalım. Mıknatısı hangisi çeker? İğne mi, cam kırığı mı? Öğretmenim ya, bunu bebekler bilebilir. Tabii ki de iğne. Aferin sana Hüsamettin. Otur. Artı puan daha aldın. Öğretmenim. Efendim Esma. Bir şey diyeceğim. Bebekler biliyorsa ben neden bilemedim? Öğretmenim ya, bunun cevabını ben verebilir miyim neden bilemediğini? Söyle bakalım Hüsamettin. O da senin şey işte ya, kafanın çalışmamasından kaynaklı. Senin kafan çalışmıyor. Otur bakalım Esma, sen de yerine. Şimdi ara veriyoruz, tamam mı? Dinlenin. Daha sonraki dersimiz matematik olacak. Matematik için sorular hazırlayayım çocuklara. Senden bunu intikamını alacağım, sen bekle. Bekliyorum. O Temmuz mu? Öğretmenim. Okula Temmuz getirmiş. Öğretmenim. Şşt, Esma, öğretmenim. Sana, ya söyleme ya. İspiyoncu kız. Oh, okula Temmuz götürürüz. Öğretmenim. Ne oldu kızım? Söyle bakalım. Hüsamettin bırak. Arkadaşın ağzını neden kapatıyorsun evladım? Öğretmenim, Hüsamettin o kadar telefon getirdi, gördüm. Telefon mu getirdi? Yok öğretmenim ya, öyle bir şey yok, kesinlikle yok. Oradaydı. Ya ispiyoncu kız seni. Ver bakalım telefonu Hüsamettin. Ya öğretmenim ya, telefon falan yok dedim ya. Şişt, ver çabuk bakalım evladım. Tamam. Esma yalan söylemez, otur yerine. Çabuk alayım ben telefonu. Sen neden getiriyorsun okula telefonunu? Evet. Ya canım sıkıldığı zaman birazcık oyun oynuyorum da. Okulda oyun falan oynanmaz. Yıl sonuna kadar telefonum bende kalacak. Ne? Yıl sonuna kadar mı? Of ya. Bu çocuklar da iyice yaramaz olmaya başladı. Hiç okula telefon getirilir mi? Annene de söyleyeceğim seni. Oh canım öylesin. Okula telefon getirmek neymiş ya? Göreceksin sen gününü daha.
Oh, camlara değsin. Nasıl da ispiyonladım ama. Sen ne yapıyorsun ya? Fıs fıs sesler geliyor. Ya bir şey yaptığım yok ya. Dönene de dersine çalış. Tembel öğrenci seni. Sensin o. İspiyoncu. Balon mu patlattı? O ses de neydi öyle? Güm diye bir şey patladı. Ay. Bilmiyorum öğretmenim ya. Dışarıdan geliyordu o sesler. Yok. Duydum. Yalan söylüyor öğretmenim. Şişirdi. Hem ben de duydum o sesleri. Kafanda bum diye patlattı. Hüsamettin bir daha böyle şeyler yapma. Sen çok kızdın. Ay çok kızmışmış. Ödüm patladı. Bak ellerim tir tir titriyor. Tamam çocuklar, şimdiki dersimiz resme geçiyoruz. Tamam mı? En çok sevdiğiniz bölüm. Esma sen resim çizmeyi çok seviyordun değil mi? Evet. O zaman tahtayı ilk sen çıkıyorsun. Al bakalım tebeşir eline. Şimdi sana söylediğimi tahtaya çiziyorsun. Yaz meyvelerinden çilek. Hadi bakalım tahtaya çileği çiz. Ortaya mı çizeyim? Yok, kafama çiz kızım. Bakalım Esma resim dersinde kaç puan alacak? Evet, birazcık benzedi. Bir tane de muz çiz bakalım. Muz, tamam. Öğretmenim ya, bu ne böyle ya? Çileğin çilek olduğundan haberi yok. Muz desen o biçim maymun yemekten vazgeçer. Bence Esma çizmesin, ben çizeyim. Esma bu hiç muza benzememiş kızım. Patlıcan çizmişsin sen oraya. Geç otur yerine bakalım. Sıra Hüsamettin'de. Esma şimdi sen gör bak bakalım ben ne kadar güzel şaheserler çizeceğim buraya arkadaşım. Ne çizeceğim öğretmenim? Dur bakalım düşünüyorum. Sen de yaz meyvelerinden gidiyoruz. Karpuz çiz evladım. Peki bir şey sorabilir miyim öğretmenim? Sor bakalım. Adana karpuzum olsun, Diyarbakır karpuzum olsun. Ya sen işte bir tane karpuz çiz ya. Ne yapacaksın? Ne diyor Esma Hüsamettin? Komik. Evet gerçekten de çok komik. Bu ne böyle? Basket topu gibi bir şey çiz. Evladım bir dilim karpuz çizseydin olmaz mıydı? Tamam öğretmenim kızmayın onu da çizerim. İşte bakın. Diyarbakır karpuzu. Komik mi ya? Komik mi arkadaşım ya? Geç bakalım yerine. Aferin güzel çizdi. Ne olur öğretmenim bir tane daha çizeyim. Tamam o zaman. Yine yaz meyvesinden üzüm. Yine soru soracağım öğretmenim size. Sor bakalım. Acaba nasıl bir soru gelecek Esma? Merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Öğretmenim üzüm acaba İzmir üzümü mü olsun? Yoksa Hasan Dede üzümü mü olsun? Aa ne? Tamam sen güzel bir üzüm çiz işte. Bir salkım üzüm. Çekirdeksiz olsun Hüsamettin. Evet. Tamam öğretmenim çok güzel çiziyorum. Üzümü ben de çizerdim ya. Hem ben üzümleri çok güzel çiziyorum. Bir dahaki derste de sen çizersin Esma. Aferin sana. Geç bakalım. İkisini de çok güzel yaptın. Yine artı puanı Hüsamettin arkadaşımız aldı. Hemen alkışlıyoruz arkadaşınızı. Çekin bakalım. Şiştin yine değil mi? Bugün yine bu öğrenci çok gıcık oldum. Neyse ben ödevimi yapayım da biraz akıllı olayım. Esma'yı da bayılttık kokuyla. Dur hemen giyeyim şunları geri. Esma kızım sen gece uyumadın mı? Sınıfta neden uyuyor bu arkadaşın?
Bilmiyorum öğretmenim ya, galiba gece çok televizyon izlemiş. Baksanıza sınıfta uyuyor ya. Böyle öğrenci mi olur hiç? Şşt, Esma. Esma uyan kızım, uyan. Şşt, kızım ay, uyansana, ne oldu? Neden yatıyorsun, uyuyorsun? Uyumuyorum öğretmenim. Ayakkabısını çıkarttım, uyuttu beni. Ayakkabısını mı çıkarttı? Hüsamettin, sen sınıfta ayakkabını mı çıkartıyorsun evladım? Ya öğretmenim ya, size yalan söylemek istemezdim ama. Yo, çıkartmadım. Evet evet, ben çıkartmadım. Ay öğretmenim, çıkartmış. Yo, çıkartmamış. O kokudan bayıldım ben. Kokudan bayıldın evet. Mı? Aç şu camı. Üf, ben de diyorum içeride küf gibi bir şey kokuyor. Hüsamettin ayakları kokuyormuş. Tamam tamam, artık ben sınıfı falan havalandırmam gerekiyor çocuklar. Siz evinize gidebilirsiniz. Hemen toplayın bakalım kitaplarınızı, çantalarınızı. Hadi bakalım. Bugün size ödev vermeyeceğim. Evet evet, ödeviniz yok. Oh, sonunda. Hadi bakalım. Çık çık Hüsamettin. Hadi evladım. Hadi yarın görüşürüz. Marketçi geldi. Birbirinden lezzetli abur cuburlarım var. Bonibonlarım, metre sakızlarım, sürpriz kafalarım var. Marketçi. Yaşasın yaşasın, marketçi geldi. Na 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 na. Marketçi. Merhaba Esma. Bak neler getirdim bugün. Birbirinden lezzetli abur cuburlar. Bunlar sen, bundan. Ha, bonibonlardan mı istiyorsun evet, sen? Evet, ondan. Ve ondan peki. Kaç eder? Peki param var mı? Var tabii ki de. Var mı? Tamam. O zaman bir tane seç bakalım. Hadi. Bir tane mi? Of, iki tane istiyordum. Tamam. Önce bir tane seç. Onun parasını alayım. Tamam. O 2 lira. 2 liram var mı? Yok. Bir tek 1 liram var. 1 liram mı var? O zaman olmaz Esma. Geri koy bakalım onu marketime. Hadi para al da gel. Marketçi, birbirinden lezzetli abur cuburlarım var. Of ya, benim neden param yok? Ne oldu anneciğim, neden mutsuzsun? Abur cubur alamıyorum. Abur cubur alamıyor musun? Kaç para lazım peki Esma? 2 lira. 2 lira. Tamam, al bakalım, ne kadar param var göster bakalım anne. 1 lira. Al bakalım, bunu da aldığın zaman 2 lira olur Esma. Tamam, İstediğin abur cuburu alıp gelebilirsin. Hadi bakalım. Para. Ne kadar güzel abur cuburlarım var. Yine. Aa, sen mi geldin İki Esma? 2 lirayı getirdim. 2 lirayı getirdin mi? Hangisini istiyordun peki sen? Bundan. Hayır, bir tane seçecektin ya, bundan ben değil. İsterim. Tek onu mu istiyorsun? Ama o 5 lira. 5 lira mı? Cidden yani, ben 2 evet. lira getirdim. Ama sen bunu sormuştun Esma. Bu 2 liraydı. Ama o 5 lira. Onu alamazsın. Neyse, bunu alayım ya. Ama ben ama bir şey söyleyeceğim sana. Buna da zam geldi Esma. Ne? Evet, sen para bulup gelene kadar ona da zam geldi. O da 5 lira oldu. Hadi bakalım, 5 lira al da gel. Koş. Tamam. Marketçi, birbirinden lezzetli abur cuburlarım var. Ne oldu yine Esma? Anne, 5 lira lazım. 5 lira mı lazım? Esma 2 liraydı ama. Anne, zam gelmiş ben gelene kadar. Sen gidene kadar zam mı gelmiş? Esma evet. Ne çabuk zam gelmiş, anlamadım ya. Ay, ben de onu diyecektim ya. Ama 5 liram yok. Bakayım Esma, 2 lirası var. Dur tamam, vereceğim Esma'cığım. Bekle beni. Tamam, al bakalım, aç avucunu. 2, bu 3, bu 4. Bu da 5. Hadi bakalım, istediğin abur cuburu al gel Esma'cığım. Bye bye. Ay geldi. Ay, geldim. Ay, nefes nefese kalmışsın. Niye bu kadar koştun çok sen? Çok koştum ha. Siz çok uzakmışsınız. Çok mu uzakmışım? Tamam. Getirdin mi para? Yedim. Hangisini istiyordun peki? Seç yedim bakalım abur cuburu. Abur cubur. Evet. Onun fiyatı da 10 lira. 10 lira mı? Evet, 10 lira. Ama bende 5 lira var. Ama sen bunun için istemişti. Bunu istediğin için evet. O 5 liraydı. Aa, ama bu anladım. 10 lira. Anne, bu o zaman bunu istiyorum. Peki ama buna da zam geldi Esma. Allah seni ne yapmasa hemen zam geliyor ya. Bu da oldu 10 lira. 10 liram var mı peki? Yok, 5 liram hala. Ben bundan istiyorum. O zaman para alıp geleceksin. Hadi bakalım. Tamam. Hemen ne yapayım, sen de biraz hızlı ol. Marketçi, marketçi geldi. Birbirinden lezzetli abur cuburlarım var. Koşarsan, yetişirsen alırsın. Ne oldu yine anneciğim ya? Hani abur cubur nerede? 10 lira. 10 lira mı?
Esma'cığım sürekli zam mı geliyor bu abur cuburlara? Anne çabuk olmam lazım. Çabuk olmam. Nerede anne para? Önce Esma 2 liraydı. Sonra 5 lira oldu. Şimdi 10 lira mı oldu? Anne çabuk. Ay tamam dur ben konuşana kadar yine zam gelecek. Aç bakalım avucunu. Dur 5 lira daha vereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hadi koş 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 Esma. Ay geldi bu geldi yine. Başımın tatlı belası. Ne istiyorsun Esma? Aa getirdin mi para peki? 15 lira. Evet. Evet 15 lira. Ben 10 lira getirdim. Ama zam geldi evladım ya. Sen gelene kadar. Senin ablası değil mi? Sen çok yavaşsın. Gelene kadar bütün abur cuburlara zam geldi Esma'cığım. Hangisinin yani buna? O da oldu 15 lira. Evet bu da 15 lira. Bu da 15 lira. Bu da 15 lira. O da 15 lira. Var mı paran? Benim tek 10 liram var ya. Tek 10 liram mı var? Yetmez. Yetmez. Daha çok alıp gelmen lazım. Koş. Daha hızlı ol kızım. Anne anne. Anneciğim. Senin abucuğu yemedi. 15 lira. Anneciğim niye benim yüzümden olsun ya? 15 lira. Benim ne suçum var Esma? Sürekli zam geliyor. Anne 15 lira sus sus. Yok 15 lira veremem. Hayır veremem 15 lira. Hayır ben Esma. Abucuğum. Hayır abur cubur yok Esma'cığım. Şöyle yapalım anneciğim. Abur cubura çok zam geldiği için alamayacağız. Ne yapacağız? Ver bakalım paralarımı geri. Oh ya nihayet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Mutfağa gidiyoruz. Sana güzel bir meyve veriyorum. Tamam mı anneciğim? Hadi yürü bakalım. Abur cubur kalsın. Marketçi kendisi yesin Esma o çikolataları. Biz ya. Meyvemizi yiyebiliriz aşkım. Hem Esma abur cuburdan daha da sağlıklı değil mi aşkım? Hem paramız da cebimize kalmış olur böylelikle. Dişlerimiz de çürümez.